Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta 5 Temmuz tarihinde Boğaziçi Üniversitesi'nin 157. mezuniyet törenini ve Boğaziçi Üniversitesi'nde 1279 gündür devam eden barışçıl eylemleri desteklemek, dayanışmamızı aktarmak üzere İstanbul'da bir araya gelmiştik. Bugün burada bulunan milletvekillerimiz Ali Gökçek, Yüksel Taşkın, Semra Dinçer, Okan Konuralp, Aylin Yaman, Türkan Elçi, Kaya Ampala ve Tahsin Ocaklı ile birlikte Boğaziçi Üniversitesi'ne gitmiştik. Kamuoyunun da malumu olduğu üzere Boğaziçi Üniversitesi'ne girişimiz oradaki görevlilere verilen talimat çerçevesinde engellenmeye çalışılmıştı. Sizlerin de malumu olduğu üzerine anayasada hüküm bulduğu şekliyle milletvekillerimizin parlamenter denetim görevi vardır. Ve milletvekilleri yine Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesine göre kamu görevlisidirler. Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesi kamusal faaliyetlerin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi olarak tanımlamıştır kamu görevlilerini. Dolayısıyla milletvekilleri olarak bundan önceki 100 yılda olduğu gibi biz de Boğaziçi Üniversitesi'ne gittik. Oradaki öğrenciler, öğretim üyeleri, hatta o gün itibariyle aileler, velilerle sohbet etmek, Boğaziçi Üniversitesi'nde çok uzun zamandır yaşanan sorunları yerinde dinlemek üzere bir ziyaret planlamıştık. Ancak oradaki görevlilerin bizzat söyledikleri şekliyle Rektör Profesör Doktor Mehmet Naci İnci'nin talimatıyla milletvekillerinin içeri sokulması, içeri girmesi engellenmek istedi. Bu Türk Ceza Kanunu'nun 257. maddesi olan görevi kötüye kullanma, görevi yaptırmamak için direnmeyi belirleyen 265. maddelerine aykırı bir fiildir. Dolayısıyla bugün buraya da Cumhuriyet Başsavcılığımıza geldik. Parlamenter denetleme görevimizin engellenmesi nedeniyle bir suç duyurusu için buradayız. Türkiye'nin anlaması, bilmesi gereken şey şudur. Sadece parlamenterler değil, kamuoyu yakından hatırlayacaktır. Geçtiğimiz yıl içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi, İstanbul Üniversitesi ve belli üniversitelerde sokaktan geçen vatandaşların dahi derslerde dahil olmak üzere üniversitelere de girmesinin bir kamu yararı olduğunu, üniversitelerin halkla birleşmesinin, bütünleşmesinin önemli olduğunu dile getirmiş ve bu konuda çok yoğun tartışmalar yaşanmıştı. Bizim yasal haklarımızın yanı sıra, hatta kanun koyucunun bize verdiği görevlerin yanı sıra normal vatandaşların da, yurttaşların da böyle bir üniversitelerin içerisinde gezebilecekleri, dolaşabilecekleri, görüşebilecekleri yönünde bir iktidar görüşü var. Nitekim rektörün daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerini gayet ağırladığını, üniversitesinde kendileriyle görüştüğünü de biliyoruz. Şimdi burada kritik olan konu şudur. Eğer milletvekillerinin bir üniversiteye girmesinin engellenmesi durumu tabii hale gelirse, milletvekillerinin halkın temel sorunları olan eğitim, sağlık, ekonomi ve benzeri alanlarda hastanelere, okullara, kamu kurumlarına nereye giderlerse gitsin ilgili kişilerden izin alması durumu oluşur. Doğal olarak böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Şunu düşünebiliyor musunuz? Bir milletvekili bir hastanede bir sıkıntı var, hastanenin kapısına gidecek ama güvenlik görevlisi diyecek ki başhekim sizin içeri girmenizi istemiyor. Olay bu derece absürt. O nedenle bu bir yanıyla Boğaziçi Üniversitesi'nin yaşadığı sorunların konuşulmasıdır. Bir yandan da parlamenterlerin anayasada ve yasalarda tanımlanmış görevlerin engellenmesidir. Bu nedenle bir suç duyurusunda bulunuyoruz. Burada sözü aynı zamanda Profesör Doktor Yüksel Taşkın İzmir milletvekilimize vereceğim. Dün çünkü parlamentoda bir araştırma önergesi verilmişti. Konuyla ilgili bilgiyi de Yüksel Hocam verecek. Değerli basın mensupları, 1285 gündür Boğaziçi Üniversitesi bir itiraz direnişi sürdürüyor akademisyenler ve üniversite bileşenleri. Ve şunu ısrarla vurguluyoruz. Eğitim akışını bozmadan bu 1285 günlük Türkiye tarihinin, eğitim tarihinin en uzun direnişi devam ediyor. Çünkü bu hocalar ve üniversite bileşenleri, öğrenciler üniversiteye yönelik çökme ve çökertme operasyonuna karşı bir itiraz örgütlemiş durumdalar. Biz asla onları yalnız bırakmayacağız. Tam da bu nedenle orada yaşananların anlaşılması ve meclis denetimine tabi olması için dün bir araştırma önergesi verdik.
muhalefet partileri olarak hazırlandık, dersimize çalıştık, detaylı olarak konuştuk. İktidar milletvekilinin konuyla ilgili yaptığı konuşma mevcut durumdan bir haber olduğunu, bir araştırma ihtiyacı dahi duymadığını gösterdi bize. O Boğaziçi Üniversitesi'nin başarılarını sıraladı. O başarılar zaten o öğretim üyeleri sayesinde mümkün oluyor. Eğitim akışını bozmadan üniversitelerine sahip çıkıyorlar. Burada uzatmadan lafı şunu söyleyeyim. Bizim dokunulmazlık hakkımız, yani kamu kurumlarının denetleme hakkımızı engelleyenlere karşı suç duyurusunda bulunduğumuz gibi bu onurlu direnişi ülkemiz yararına, ülkemiz akademisi yararına olan bu onurlu ve barışçıl direnişin her zaman yanında olacağımızı vurgulamak istiyorum. Saygılar sunarım.